Balıklarım burada oda sıcaklığına gelirken öncelikle garnitürüm için hazırlık yapmak istiyorum. Patateslerimizi güzelce soyduktan sonra küp küp doğrayacağım ve bunları haşlayacağım. Arzu ederseniz buharda da haşlayabilirsiniz. Taze patatesin kabukları ince olduğunda çoğu zaman ben soymadan da tercih ediyorum, kullanıyorum. Ama o işlemi gerçekleştirmeden önce mutlaka çok iyice fırçalamanız gerekiyor. Bu arada suyum kaynadı. Ben hemen bir tanesini soyduktan sonra küçük bir mola vereyim. Ocağımın altını yaktım. Kaynar suyla işime devam edeceğim. Evet, soyma işleminden kurtuldum. Patateslerimi güzelce bir yıkamak, sonra da doğramak istiyorum. Şöyle küçük eşit parçalar halinde. Siz bu garnitür miktarını artırabilirsiniz de. Evet, suyumu kontrol edeceğim. Suyum hazır. Önce bir tavamızın altını yakalım. Tavamın iyice ısınmasını istiyorum. Patateslerimi haşlanması için suya attım. Küçük bir marinasyon işlemi yapacağım. Dediğim gibi biraz sarımsağa ihtiyacım var. 2-3 tane yeterli olacaktır. Şimdi burada sarımsakları küçük küçük doğramaya gayret edeceğim. Çünkü balığımızın içine koyacağız bunları. Ufak delikler açacağız balığımıza. Şimdi somonları alıyoruz. Şöyle üzerlerine çeltikler atıyoruz. Şu şekilde açtığınızda derin olması gerekiyor. Çünkü içine malzeme koyacağız. Evet, bunu da yapalım. Evet, şöyle de kontrol edelim. Üçüncüyü de alalım. Bu balığın lezzetini gerçekten çok arttırıyor. Ayrıca yerken de ağzınıza gelen baharatların sarımsağın oraması çok güzel bir tat veriyor. Bu şekilde bu minik deliklerden içeri koyacağız. Arzu edenler üzerine bir dilim limon koyarak da pişirebilir. Şöyle defne yapraklarım var. Bunları gelişi güzel koparacağım minik minik. Tekrar böyle içine koyacağız. Şu şekilde. Zaten somon yeteri kadar yağlı bir balıktır. Yani güzelce yedirelim. Ben biraz böyle kirli çalışmayı çok seviyorum. Yaptığım yemeklerle bütünleşmeyi. Şimdi hazır mısınız? Coş sesi gelmek üzere. Evet. 1, 2, 3. Tekrar. Patateslerimizi de bir kontrol edelim. Şöyle geniş bir kap alalım. Şimdi birkaç dal taze soğan kullanacağım ben. Taze soğan arzu etmeyenler frenk soğanını da kullanabilir. Önce içini hazırlayalım. En sonunda beraber sosunu yaparız. Balığım kızarmaya başladı. Şimdi bir tavamı sallayayım. Evet. Şöyle. Soğanlarımı doğradım. Biraz kapari kullanacağım. Önce onları göstereyim. Ben salatalarda çok severim. Buna da sosumuzu yaparız. Birkaç tane de minik minik kornişon turşusu doğrayacağım. Patates haşlanana kadar balıklar pişmiş olacak. Küçük bir kontrol yapmak istiyorum balıklarım için. Ne kadar güzel ve bol sulu olduklarını görebilirsiniz. Bu iki ve sıra üçüncüde. Kokular da gelmeye başladı. Şimdi mini minnacık bir sos hazırlayacağım. Biraz hardala ihtiyacım var benim. Tahmini 1-2 tatlı kaşığı kadar. İstiyorsanız daha da çok koyabilirsiniz. Acı hardalla tercih edebilirsiniz. Ben bugün klasik Dijon hardalı kullanıyorum. Hardalımı koydum. Gelişi güzel. Bunun için yarım limon yeterli olacak. Bir patateslerimi kontrol ediyorum. Bolca zeytinyağı sosumuzun içine. Bolca tuz koyuyorum. Bunun tadına baktığınızda tuz tadının sizin ağzınıza çok yoğun gelmesi gerekiyor. Bu arada balıklarımı bir kontrol edin. Balıklarım da olmak üzere. Ben orada patateslerimi kontrol ediyorum ben. Şöyle. Patateslerim hazır. Patateslerimi süzdüm, biraz soğuttum. O arada balıklarım da pişti. İstediğim kıvama geldi. Sunumdan önce tabii ki salatamı hazırlamam gerekiyor. Bu taze soğan, kapari ve turşuların içine haşladığım patatesi koyuyorum. Hardal sosumuzu son bir kere daha şöyle karıştıralım güzelce. Evet.
biraz hazırlamış olduğumuz garnitürümüzden koyduk. Balıklarıma diyeyim. Nar gibi kızardılar. İçleri sulu sulu. Yemeğim hazır, sunumumu da hazırladım.